Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda sizlerle birlikte Twitter'da attığım grafikleri inceleyeceğiz. Çok detaylı bir şekilde bir analizimiz olacak. Bu yüzden bu videoyu tamamen izlemeyi unutmayın diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar dün gece bunu Twitter'da paylaşmıştım. Hatta o Gönderiye gidelim isterseniz hemen şurada olması gerekiyor gönderimiz Burada arkadaşlar direkt olarak şunu yazmıştım bu burada kalsın yarın sabah bitcoin videosunda anlatırım Sadece gözüme çarptı diye Burada baktığımız zaman bu yapının bu yapıya benzediğini benzediğinden bahs bahsettim ee, daha sonra bazı arkadaşlar tabii korkmaya başladı. Hocam burada 48 bine mi gidiyoruz vesaire. Fakat sonrasında bakın bir açıklamayla düzelttim burayı. Lütfen tweetleri takip edin bu yüzden. Çok önemli. Burada bakın dediğim ki arkadaşlar henüz burada yaptığımız LH yapısı oluşmadı. Yani lower high yapısı oluşmadı. Ee, sağ üstte zaten soru işaretiyle belirttim. Bu benzer yapı oluşacaksa biz en iyi yerden zaten çıkacağız. Hiç merak etmeyin. Peki nasıl çıkacağız en iyi yerden? Ve bu Quasimodo paterninin oluşması için gereken şartlar Nelerdir? Hemen isterseniz başlayalım. Daha sonra normal analizimizi yapacağız. Videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Burada arkadaşlar markette yine hemen hemen aynı yapıların oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu yapılara baktığımız zaman ne görüyoruz? Burada bakın aslında öncelikle bir low yapısı oluşuyor. Daha sonrasında bir yüksek oluşuyor. Sonrasında bakın burada arkadaşlar hayır low oluşuyor. Yani yüksek dip yapısı oluşuyor. Sonrasında hayır hay. Bakın buradaki tepeyi de kırıyor. Fakat burada bir dönüşüm sinyali alıyoruz. Bu dönüşüm sinyali buradaki higher low yapısının kırılmasıyla birlikte bir lower high oluşturuyor. Ve sonrasında aşağı doğru geri geldiğini görebiliyoruz. Yani bakın burada da hemen hemen aynı pasenler oluşmuş durumda. Yani burada bir low yapısı var. Low'u şuradan da alabilirsiniz. Ben şurada daha net gözüksün diye aldım. Burada tam low yapısı gözükmeyebilir. Fakat daha iyi anlaşılsın diye aldım. Burada bakın high yapıyor sonra yüksek yapıyor. Sonra higher low yapıyor. Yani burada ne yapıyor? Yüksek dip yapıyor. Bakın buradaki dipten daha yüksek dip yapıyor. Sonra higher high yapıyor. Yani diyoruz ki o çok güzel e, yükselen trend devam edecek derken burada bir lower low geliyor. Yani buradaki low'u kırıyoruz arkadaşlar. Yani burada ne düşünmemiz gerekiyor? Acaba trend değişti mi? Yani burada gelecek olan lokasyon Bitcoin'de mesela burası dipse burası, burasını da konuşacağız. Yani bu Quasimodo paterninin oluşması için gereken şartlar nelerdir? En iyi nasıl çıkacağız vesaire oyun planımızı tamamen anlatacağım hiç merak etmeyin. Burası lower lowsa yani buradaki gibi lower lowsa burada lower high yapısı beklenir ve ardından şu aşağılara doğru hareket başlatan ilk impulsife e doğru bir geri çekilme görebiliriz. Yani 48-40 aralığına geri düşebiliriz diyor aslında bizlere. Peki bu quasimodo paternine baktığımız zaman ne görüyoruz aslında değil mi? Burayı neden seçtim? Açıkçası şunu da şöyle göstereyim. Hayır hayır ile lower low arasını arkadaşlar çektiğiniz zaman burada 61, 8, 78, 6 dönüş lokasyonundan aşağı doğru kustuğunu görüyoruz. Eğer ki Bitcoin'in burada lower low yapısı burasıysa yani burada düşük dip yapısı burasıysa burası da bakın 61, 8, 78, 6 aralığı oynayacaktır bizlere. Demek istediğim şey eğer ki zaten bu yapı oluşacaksa biz bu lower high yapısına çıktığı zaman büyük ihtimal şurada zaten ürünlerimizi satmayı düşünebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hareketin buraya çıkışını izleyeceğiz arkadaşlar. Eğer ki burada uyumsuzluk yarata yarata ve momentumsuz çıkıyorsa böyle son barlar artık küçüle küçüle geliyorsa burada artık satmayı düşünebiliriz. Fakat çok hacimli barlarla gelip yukarıya doğru hareket etmeyi düşünüyorsa Burada yapının bozulduğundan bahsedebiliriz. Burada yapının tam olarak benzememesinin bir diğer nedeni ise burada olan güçlü aresay uyumsuzluğunda sadece burada bir tane aresay uyumsuzluğu söz konusu. Belki bu yüzden yeniden market structure değişebilir. Yani burada market yapısı maalesef bozuldu burada lower low yaptığımız için. Fakat değişebilir arkadaşlar bu yüzden tam olarak da korkmaya gerek yok açıkçası. Dediğim gibi şurada bir tedbir alırız. fakat buradaki momentumu da izlemek istiyorum açıkçası. Momentum nasıl olacak? Hareket yapısı nasıl gelecek? Eğer ki burada dediğim gibi burası lower low ise burayı lower high yapmaya çıkacaktır arkadaşlar bunu konuşacağız. E, fakat anlatmak istediğim buradaki sadece bir tane RSI uyumsuzluğu olduğu için bakın burada Bir RSI uyumsuzluğu söz konusu Şurada ise çok büyük bir RSI uyumsuzluğu vardı bakın şuradan gelen bir RSI uyumsuzluğu vardı e, Bundan dolayı gelen tepki çok daha sert oldu e, Bunu bunu da hatırlatmak istiyorum yani o kadar da korkmayacağız Sakin sakin ilerleyeceğiz. Peki oyun planımız nasıl olacak? Hemen bir diğer grafiğimize geçelim. Orada daha da detaylandıracağım. Bitcoin'de baktığımız zaman arkadaşlar şu yapıyı görebiliyoruz aslında, değil mi? Burada çift dip yapmaya çalışıyor aslında. Yani bu bölgeyi 55.800'ü biz daha şuradayken konuşuyorduk. Yani herkes buradan sonra konuşmaya başladı. Biz şuradayken konuşuyorduk diyorduk arkadaşlar. 55.800 bölgesi alım bölgesi olabilir. Bu bölgenin altında stoplarız vesaire. Bunu Twitter'da an ve an attım zaten sizlere. Oradan bakabilirsiniz. Sonrasında ne yaptık? Şu bölgeye çıktığında %50 sattık. Şu anda da yeniden zaten altcoin'lerin güzel bir atak yaptığını görebiliyoruz. Tabii ki benim tuttuğum altcoin'ler yapıyor. Umarım ki umarım sizinkiler de yapıyordur. Yani şu an ne görüyoruz? Aslında burada beklediğimiz yapı buradaki V yapısı kırılacaksa yani burada bir çift dip yapısı oluştu. Bu çift tip yapısı kırılacaksa biz şu neckline'ı almamız gerekiyor değil mi? Bu neckline yapısını kırmamız gerekiyor. Ki zaten bakın bu neckline yapısı kırılırsa biz burada düşen trendi de kıracağız. Yani burada maalesef bir baş belası bir düşen trendimiz de söz konusu. Habire deniyoruz deniyoruz bakın üstüne bir türlü atamıyoruz. Bu lokasyon diyor ki bizlere bu trendi de kıracaksın ve yapısında kıracaksın. Momentumu alıp belki de bu Quasimodo paternini yapmaya gideceksin. Quasimodo paterninin gerçekleşmesi için de büyük ihtimal burada dediğim gibi 66.500 seviyesine kadar çıkış bekleyebiliriz arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Yani burada neyi görmemiz gerekiyor şu V yapısının ilk etapta kırılması yani burada 60.000 seviyesinin üstünde bir kırılım gelmesi demek Bitcoin'deki bu V yapısını onaylayacaktır şuradaki düşen trendin kırılımına sebep olacaktır. Bakın burayı destekleyen bir unsur var mı? Yani burada EMA Ribbon tam bu sarı çizgiye yapışmış. Yani diyor ki burayı kır direkt olarak burayı kırdığın an şöyle bir en dıştan gelen trende doğru gideceğiz. Yani buradaki 61.000 aralığına doğru ilerleyeceğiz. 61.300-61.500 aralığına doğru. Bu yüzden buradaki 60.000 seviyesinin kırılması çok ama çok önemli. Aşağıda izleyeceğimiz destek yine 55.800. 55800 kırılırsa maalesef Kuasimado paternini konuşmamız doğru olmayacaktır. Neden derseniz arkadaşlar burada bir ters fincan kul cool olayına dönüşür. Yani 55.800 kırılırsa maalesef biraz daha aşağıları bekleriz. 52.000-53.000 aralığını maalesef bizler de konuşmaya başlarız. Dün Twitter'da yine bir paylaşım atmıştım. Herkes 53.000 beklerken market maker yukarıya doğru atak yaptırsa çok güzel olur diye. Burada arkadaşlar dün gece 58.200'e doğru bir atak gelmiş. Yani burada yine belki şortları elediklerini söyleyebiliriz. Ve şu anda da market yapısı yani yukarıya doğru bullish bir yapı gösterdiğini söyleyebilirim. Yani ben 60 binin denenmesinin şu an için 53 bin denenmesinden daha yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi umarım 60 bini kırar. Sonrasında burada izleyeceğimiz yapı 61.500 aralığı olacaktır. En dıştan gelen trend kırıldığı zaman da zaten bakın bitcoin ne yapıyor? En dıştan gelen trendleri kırdığı zaman Güzel artış meydana geliyor bakın mesela şurada en dıştan gelen trend kırılıyor yukarıya doğru bir atak Şurada en dıştan gelen bir trend kırılıyor Yukarıya doğru sertçe bir atak Yine en dıştan gelen trendimizin de kırılması Sert bir atak vermemize sebep olacaktır Burada yani 61500 aralığının 61300 aralığının kırılması Çok ama çok önemli olacaktır Burada 61300 kırılırsa ne yapacağız Quasimodo paternini unutmayacağız yani bu bölgeye geldiği zaman ee, şu hareket yaptı mesela. Şöyle bir hareket. Sonrasında şurayı da kırdı ve Quasimodo paterninin yapmaya gidiyor. Burada arkadaşlar dikkatle izleyeceğiz. Burada herkes FOMO olmuşken biz bu hareket yapısını anlamaya çalışacağız. Yani 66.500'e nasıl geldi? Momentum nasıl? İğme nasıl? Burada uyumsuzluk var mı? Mum barlarının hacmi nasıl? Hacim nasıl? Vesaire bunların hepsini kontrol edeceğiz. Buradan sonrasında kararımızı vereceğiz. Bunları yine sizlere Paylaşacağım bu yüzden takip etmekten vazgeçmeyin diyorum. E, hemen bu lokasyonu da anladığımıza göre bir diğer e, indikatörümüze bir geçiş yapalım. Bakalım indikatörlerimiz neler diyor. E, Bollinger bandının orta bandını en sonunda kazanmışız. Bakın bu çok güzel ve burada bir daralma söz konusu. Bu daralmayı yukarıya doğru patlatmayı başarırsak çok güzel şeyler olabilir arkadaşlar. Bakın şuna benzer bir daralma söz konusu. Hatta daha da dar bir e, yapı oluşmuş. Bakın şuna benzer bir daralma söz konusu. Bu daralmayı yukarıya doğru patlatırsak. Çok kişiyi e, arkamızdan baktırırız gibi duruyor. E, şu an için e, durumlar pozitif dediğim gibi. Bakın burada 55.800 Bollinger'ın alt bandına denk geliyor. Burayı kaybetmediğimiz sürece yine bir sorun yoktur. Işimoku bulutuna baktığımız zaman Işimoku bulutu şu an bakın güzel yani daralmaya başlamış. Öncesinde çok kalınken şu an sanki ben döneceğim edasında. E, dediğim gibi çok önemli bir konumdayız. Umarım yukarıya doğru bir atak yaparız. Bakın bunu yeniden yeşile boyarız. SMA Riven'lara birlikte bakalım bakın SMA Riven'lar diyor ki e, Öncelikle bin alacaktık zaten sonrasında bakın en dıştan gelen trend Maalesef biraz zorlu duruyor Yani diyor ki 61.500'ü alman zor olacaktır e, Bakın burası bize mesela destek oynuyordu burayı kırdıktan sonra Sertçe bir düşüş yaşadık Şu anda da direnç oynayacaktır 61.500 seviyesi önemli Yani kademe kademe 60.000 61.500 66.500 Ataklarını görebiliriz dikkatle izleyeceğiz 55800 kırılmadığı sürece sorun yok dediğim gibi Burası da yine aynı şekilde 61.500 aralığını gösteriyor Istüren e, stopumuz yine aynı şekilde bakın bu trendi koruyor Sonrasında burada Golden Dead Cross'a baktığımız zaman şu an bir Dead Cross'umuz var Hala onu söylemek istiyorum En dıştan gelen trendi hacimli bir şekilde kırmayı başarırsak Şurada geçmişte yaptığımız gibi yeniden Golden Cross atağı düşünebiliriz Yani şuradaki hacimli bir trend kırılmanın gelmesi gerekiyor fakat burada 55800'ü kırarsak artık deriz Red Cross'ta çalıştı. Maalesef biraz daha aşağı gideceğiz. Bitcoin'de bir de arkadaşlar buradaki RSI yapısı çok hoş duruyor. Yani burada mesela ne yapabilirsiniz? Ben daha garantici bir insanım diyorsanız arkadaşlar buradaki RSI yapısını çizersiniz. Ve bunu da zaten yine dün Twitter'da paylaştım. Arkadaşlar trend desteğinin üzerindeyiz bir sorun yok diye. Tam şu aralıklardayken buradan yukarıya doğru bir atak geldi zaten. Burada yine trend desteği üzerindeyiz. Yani ne yapılabilir? Hocam ben 55.800'ün kırılmasını beklemeyeceğim. E, çünkü orası zaten kırılırsa her şey geçmiş olabilir, iş işten geçmiş olabilir diyorsanız buradaki yeşil are sayı çizin arkadaşlar. Sonrasında buradan takip etmeye başlayın. Çünkü are saydaki trend kırılımları önce sinyaller verir bizlere. Buradaki are sayda trend kırılırsa diyebilirsiniz ki e, ben artık pozisyonlardan çekileceğim. Büyük ihtimal bu da nerede gelebilir derseniz 56.506 kapatma gelirse büyük ihtimal burada Aresay aşağı doğru kesecektir e, Fakat siz de izleyin dediğim gibi güzel bir yapı oluşturduk Umarım burada ne, yapı, ne yapar Umarım burada ne yapar buradan yine e, Desteğini alıp bakın şurada olduğu gibi bir atak daha yapar yani buradan bir kere daha destek şöyle bir 60.000'e 60 doğru Bir atak görmek istiyoruz açıkçası şu trendi de çizin arkadaşlar takip edin Peki bir diğer grafiğimize geçiş yapalım Bitcoin'in logaritmik ölçekli grafiğindeyiz haftalık kapanışta maalesef şu an için e, aşağılardayız fakat daha kapanışa 3 gün 18 saat bulunuyor. Umarım yeniden şu orta bandı kazanırız. Yani bu iğne olarak kalırsa çok işimize yarayacaktır. Haftalık kapanışı 59.000'in üstünde yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi daha 3 gün 18 saat var. Bunun altında bir kapanış yapmamız bu indikatöre göre bizleri 48.000 seviyesine götürebilir. Yani ne oluyor burada? E, basit mantık burası kırılırsa üst bandı hedefliyoruz. Alt band kırılırsa da direkt olarak alt ribanı... Hedefliyoruz 48 bin yapısını maalesef bizlere gösteriyor haftalık e, kapanış yapısı 59 bin üstünde gelirse burada yeniden 73 binleri deneyebiliriz de diyor bizlere mesela burada iğneyi atmış sonra bir daha yukarıyı denemeye gitmiş haftalık kapanış önemli olacaktır haftalık kapanışı da yine bilgilendireceğim. Korku ve Açgözlülük Endeksi uzun bir aradan sonra korku seviyesine gelmeyi başardı şu anda 32 seviyesinde yani korku seviyesinde olduğumuzu görebiliyoruz. Bu videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz demek istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.